ben Ege insanıyım. Ege'deki tatlıları çok seviyorum. Özellikle çıtır kabak tatlısını kireçli suya yatırırız. Onun dışında çok yöresel tatlılarımız yok ya da şu an benim aklıma gelmiyor. En meşhuru kabak tatlısı Aydın'a. Çünkü Aydın bereketli bir ova. Nüfusa kayıtlı olduğum yerde Hatay. Akdeniz'in her şeyini çok seviyorum. İklimini, insanlarını, yemeklerini. Çünkü dünyanın en sağlıklı mutfağı. İçinde et, sebze, zeytinyağı, bol baharat, bulgur, her şey var. Muhteşem. Türkiye'nin sentezi gibi ve dünyanın en güzel yeri ve iklimi bence. Şimdi künefe yapacağım. Hatay'ın en güzel tatlılarından bir tanesi. Bu tavayı marketten almıştı eşim. Böyle çok kaliteli değil. Artık çok da eskidi çünkü her gün 5-6 defa kullanıyoruz. Çok fazla mutfak malzemesi almıyorum. Çünkü kiracı olduğumuz için taşınırken çok büyük zorluk oluyor. Ya da günlük hayatta depolama alanı az olunca benim için fazla mutfak eşyası zor oluyor. Az eşya alıyorum, çok kullanıyorum. O yüzden hemen bozuluyor. Bu tava da marketten alındı. Üzerinde ilginç desenler var. Sanki böyle salyangozlar gezmiş gibi. Ama ben çok seviyorum, hoşuma gidiyor. Tavayı bir güzel yağladım. Çünkü ters çevireceğiz tavayı. Kadayıf kızardıktan sonra bu yağlama işlemi önemli. Sonrasında kadayıfları havalandırdık. Taze kadayıfımızı. Dilersek bıçakla kıydık. Ve sonra döşeme işlemine başlıyoruz. Güzelce bastıracağız. Ben bu bastırma işleminde sarma kapağından destek alacağım. Ağırlık yapacak. Hatta bunu şöyle 1 saat dinlendirirsek daha güzel bir şekil ortaya çıkacaktır. Tatlıcılar çeşitli peynirler kullanıyorlar. Elbette ki Hatay'ın yöresel peyniri künefe loru kullanılması gerekiyor. Ben bugün eritme peynir kullanacağım. Marketten aldığımız tuzsuz. Tadı da gayet güzel. Şimdi şöyle ilk katı yaptıktan sonra bir güzel bastırıyoruz. Bu kadayıfların arası boşluk kalmayacak şekilde olmalı. Çünkü peynir eriyince tavaya yapışır. Tatlıcılar bunu metal kaplarda yapıyorlar. Çok hızlı ve yüksek ateşte yapıyorlar. Tabii peynirleri de özel peynir olduğu için kadayıf loru çok güzel. Hemen pişiyor, kızarıyor. Bazı kişiler tavanın altına pekmez sürüyorlar ama orijinalinde pekmez yok. Ben öyle biliyorum. O yüzden pekmez eklemedim. Zaten kısa bir sürede kızarıyor. Şöyle bastırdığımızda bu gözenekler kapanacak ve peynir aşağıya akıp gitmeyecek. Şimdi peyniri istersek doğrayabiliriz, istersek de rendeleyebiliriz. Çünkü zaten eriyor peynir. Eridiği için bu şekilde de yapabiliriz. Dilersek de rende yapabiliriz. Ben doğramayı tercih ediyorum. Şöyle bol peynirli. Bu şekilde her yerini kaplayacağız ve daha sonra üstünü tekrar kadayıfla örteceğiz. Şimdi güzelce kadayıfları bastırdım, peynirleri ekledim ama bir şey unuttum. Kadayıfları tifterken ya da kıyarken tereyağı sürecektik. Tereyağsız olur mu? Olur. Diyet yapanlar için. Ama tereyağlı olursa daha lezzetli olur. Şöyle şerbetini de yaptım, soğuttum. Bunu kadayıfları didikleme aşamasında yaparsak daha iyi olur. Tereyağımızda süt kazeinsiz yani tortusuz olursa daha lezzetli olacaktır. Bunu şarküterilere söyleyebiliriz. Bu biraz tortulu bir yağ. Yani %100 sade yağ değil.
bazen eritiyoruz bu yağları. Ona da sade yağ deniyor. Ya da işte yabancılar şey diyorlar. Sonra böyle pişireceğiz. Güzelce. Sonra ters çevireceğiz. Biraz kısıyorum ateşi. O zaman içindeki peynir daha güzel eriyor. Şerbet de burada. Kıvamı biraz akışkan ama daha koyu da olabilir. Bu alt kısmı önemli. Çünkü peynirlerin erime aşaması. Şimdi üst kısmında pişiriyoruz ve ateşi kısığa alıyorum ki daha lezzetli olsun ve iyice pişsin. Şerbet hazır. 2 su bardağı şeker, 2,5 su bardağı su ve limonla bir süre kaynattık. Şekerlenmemesi için. Şimdi künefemiz pişti. Şöyle ters de çevirebiliriz. Artık çünkü dokusunu aldı. Ve soğuk şerbeti sıcak tatlımızın üstüne ekliyoruz. Hatay'da, Antakya'da bu şerbeti çok koyu yapıyorlar. Çünkü o yörede insanlar ağır, yağlı, baharatlı ve özellikle kebap türü şeyleri çok tüketiyorlar. Ama bizler Akdeniz ve Ege'de daha seyreltilmiş şerbet seviyoruz. Daha az şekerli künefeleri tercih ediyoruz. İşte böyle güzel bir tatlı. İçindeki peynirden dolayı da gayet sağlıklı bence.